Hocam bu yangınlarla alakalı birkaç sorumuz var size. Evet. Şimdi Metin Uca diye bir şahıs var, yazar, gazeteci. Bu Türkiye'de yaşayan herkes bilsin ki Ağustos'ta Antalya'ya yağmur yağmaz demiş. Duaya değil bilime inanın diyor. Evet. Ve bu açıklamadan 2 gün sonra Allahü Teala'nın hikmeti, Eyyan buhurda, evet, değil mi? yağmur Yağmur yağdırıyor bol bir Mevlamız. şekilde geliyor. Tokat çekiyor Mevlamız işte. Evet. Tokat atıyor. Mekke'nin müşriklerine de nice tokatlar atmıştı. Peygamber'e karşı durdu onlar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar da işte İslam'a böyle. Duaya inanmayın, bilmeyin. Bu ne biçim bir tabir yani? Rabbimiz Subhanahu ve Teala bana dua edin. Ben duanızı kabul edeyim diye buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde. Onlara duaya inanmayın, bilime inanmayın. İşte bu bugünün değişik müşrik algısı, anlayışı. Yani müşrik direkt demiyorum yine kendilerine ama algıları müşrik algısı, idrakları müşrik idrakı. Kendileri ne olduğu zaten belli değil. Allah hidayet versin. Amin. Bu kadar inat etmenin hiç lüzumu yok. Kendi kendilerini rezil ediyorlar. Bu aylarda yağmur yağmanın imkanı yokmuş. Allah'ın kudretine inanmadın sen demek ki. Taştan deve çıkmanın imkanı mı vardı? Allah çıkarttı Celle Celaluhu. Evet. Ayın ikiye yarılmasının imkanı mı vardı? Allah yardırdı Peygamber Zişan bir işaret ile. Şukkal kamaru bi işaretihi diyor İmam Musayir Hazretleri. Bir işaret ile ikiye yardı diyor Allah Subhanahu Teala. Parmakları ucundan Efendimizin saadetli parmakların ucundan mübarek münevver parmakların ucundan su çıkmasının imkanı mı vardı? Su fışkırmasının. Çeşme kesildi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun gibi daha nice nice şeyler yani peygamberimize de, peygamberimizin halifelerine de, evliya-i kirama da neler neler Allah gösterdi. Hiç adet usulü olmayan. Ama işte Kur'an'dan haberdar değil, hadis-i şeriften haberdar değil, evliyamızın kuvvetinden haberdar değil. Böyle saçmalıyorlar, sallıyorlar. Allah da tokadını geçiriyor bunları yani. Ha bak işte. Gör. Hidayetine belki bir vesile olur diye ümit ederiz. İnşallah. İnat etmezlerse, inat etmezlerse bu yanlış ve sapkın düşüncelerinde belki düzelirler diye ümit ederiz. Ama çok nankör olmuşlar. Çok batıla batmışlar. Allah muhafaza buyursun diyelim. Amin. Hocam, bu yangınlar sadece ülkemizde değil, tabii ki birçok ülkede var. Evet. Yunanistan'da bundan nasiplendi. Adalarında büyük yangınlar oluyor. Evet. Onlar da kendi halklarını feribotlara, vapurlara bindirip işte kendi usullerine göre deniz ortasına çekip yangına müdahale ediyorlar. Bu arada Yunan medyası şöyle bir manşet geçiyor. Ege'yi botlarla geçmeye çalışan göçmenlere zulmettik diyor. Tanrı da bize böyle bir ceza verdi. Bizleri bota Çok bindirdi diyor. Böyle bir güzel bir manşet. evet. Çok güzel bir manşet. Yani böyle düşünmeleri çok harika. Doğru. Bunu Doğru. O görebildilerse değil insanları mi? tabii Evet. denizlerin ortasında bıraktılar. Aynı duruma biz Tabii düştük şu an açtılar, Yunan'da. açıktaydılar. Yani ve paylaşacak nice yiyeceklerimiz var. Sıkıntısı da yok idi. Evet. Ama onların öyle ölmelerini, boğulmalarını istediler, gitmelerini. Suda boğulsunlar da bizim yanımıza gelmesin diye istediler. Allahu Teala da aynı durumu onları koydu yani. Koydu yani. Siz kimin mülküne kimi sokmuyorsunuz dermiş gibi Rabbimiz Sübhanehu ve Teala. Mülk benim değil mi? Okullar da benim. Beraber yaşayacak. Zaten onları evlerinden çıkmaya mahkum eden de sizsiniz. Sizin saçma sapık devrik düzeniniz, o insanları gidip orasında kaos oluşturdunuz. Ondan sonra onları oradan kaçmaya mahkum ettiniz. Sonra da aman bize gelmesin, aman bize gelmesin. Evet. Güzel bir manşet. Demek ki yani Allah hidayet nasip eylesin manşet Amin. atanlara. Demek ki gerçekleri görenleri de varmış yani. Evet. Varmış maşallah.